Selamun aleyküm arkadaşlar. Son bir haftadır tüm dünyanın gündemi Amerika'nın İranlı General Kasım Süleymani'yi yaptığı operasyonla öldürmesi oldu. Videoya başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor. Türkçemizde yiğidi öldür ama hakkını ver diye harika bir deyim vardır. Bundan dolayıdır ki İran'ın burada hakkını teslim etmem gerekir. Hakikaten İran mükemmel bir tiyatro oyuncusudur. Hem bizim halkımız hem de diğer uluslar açısından İran başta Amerika ve İsrail olmak üzere tüm Batı ülkeleriyle mükemmel ötesi bir tiyatro oynuyor. Üstelik bunu son 40 yıldır çok başarılı bir şekilde de devam ettiriyor. Bir devletin ne olduğunu anlamak için onun geçmişine de bakmak gerekir. İran'ın tarihine ve devlet yapısına bakmadığınız sürece bu ülkeyi anlamak imkansızdır. Arkadaşlar, bulunduğumuz coğrafyada hem devlet geleneği, hem diplomasi yeteneği, hem de kadim tarihi bakımından iki güçlü ve gerçek devlet vardır. Bunlar Türkiye ve İran'dır. Türkiye'nin İran ile rekabeti ve savaşları ta Osmanlı öncesine Selçuklulara kadar gider. İran ile olan bugünkü sınırımızda Osmanlı padişahı 4. Murat zamanında belirlenmiştir. 4. Murat Bağdat'ı Safevi devletinden yani o günkü İran'ın elinden kurtarınca İran barış anlaşması istemek zorunda kalmış. 17 Mayıs 1639'da iki devlet arasında Kasr-ı Şirin anlaşması imzalanmıştır. Ve tam 381 yıldır İran ile olan kara sınırımız bu anlaşmaya göre devam etmektedir. Her ne kadar sınırlarımız belirlenmiş olsa da Türkiye ve İran'ın acımasız rekabeti asla bitmemiş ve günümüzde de tüm şiddetiyle devam etmektedir. İran ile ilgili tüm detayları anlatmaya kalksam 4 ayrı video yapmam gerekir ki şu an için buna gerek yok. Dolayısıyla son günlerin bir numaralı olayı olan İranlı General Kasım Süleymani'nin suikastine baksak özünde İran, Amerika, daha geniş ifadeyle İran ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkiyi çok net olarak görürüz. Amerika Kasım Süleymani'yi öldürdükten sonra hem sosyal medyada hem ulusal basındaki tartışmaları elimden geldiğince takip etmeye çalıştım. İnsanların genelde 3 başlık altında bu olayı yorumladığını gördüm. Birinci gruptakiler bu suikaste ümmet anlayışı çerçevesinde bakıyor. İkinci gruptakiler İran düşmanlığı üzerinden bakarken, üçüncü grupta olanlar ki ben de bu gruba dahilim, olaya ustaca oynanan bir tiyatro ve büyük bir savaş hazırlığı olarak bakıyor. Arkadaşlar, bölgemizdeki size esas hedefi söyleyeyim. Müslüman dünyasını tamamen birbirine düşürmek ve esas hedef olarak Kudüs'ü ve Mekke'yi Müslümanların elinden almak ve bunu da İran'la birlikte yapmak. Bu söylediğim size garip ya da saçma gelebilir. Ancak son yıllardaki gelişmeleri ve açıklamaları alt alta koyduğunuzda büyük resim ayan beyan ortaya çıkıyor. Peki bunu nasıl yapacaklar ve Hristiyan dünyası bu plana ne kadar yaklaşmış durumda? 1,5 milyarlık İslam dünyasının büyük çoğunluğunu bizim de dahil olduğumuz Sünni nüfus oluşturur. Geriye kalan kısım ise Şia ve diğer mezheplerden meydana gelmektedir. Tarihi ne kadar okuyorsunuz bilmiyorum. Ancak Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki savaşlara baktığınızda ortaya çok ilginç bir gerçek çıkmakta. Muhtemelen bazılarınız şu ana kadar bunun farkına varmamıştır. Tarihi detaylı okuduğunuzda göreceksiniz ki Hristiyan Batı ile savaşan ve onları yüzyıllarca yöneten sadece ama sadece Sünni Müslümanlar olmuştur. Arkadaşlar, İran'ın tarihini okuyun, göreceksiniz ki bu ülkenin yaptığı tüm savaşlar her zaman Sünni Müslümanlarla olmuş ve tarihin hiçbir devrinde ne Hristiyanlarla ne de Yahudilerle savaşmamıştır. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de aynen devam etmektedir. İran, biraz önce de söylediğim gibi çok akıllı ve devlet geleneği çok eski olan bir ülkedir. Diplomasi de çok başarılıdır. Görünürde Amerika ve İsrail'le düşman profili çizer. Ancak uyguladığı politikalara baktığınızda bu ülkelerle perde gerisinde çok büyük dostluklar kurduğu ve onlarla ortak politikalar izlediğini görürsünüz. İçimizdeki bir kesim ne kadar kabul etmese de gerçek olan bir şey vardır ki Müslüman dünyasında Türkiye kadar etkili başka hiçbir devlet yoktur. Büyük devletler sadece bugüne değil, daha çok geleceğe bakar ve ona göre politika uygular. Türkiye Osmanlı dönemindeki gücünde şu an için olmasa da sahip olduğu potansiyel ve imparatorluklar geçmişi nedeniyle Müslüman dünyasında eşsizdir.
Türkiye ayağa kalktığı an inanın bana ne yapacağını bizden daha iyi batılı devletler bilmektedir. Bundan dolayıdır ki İslam dünyası içinde en çok uğraştıkları devlet de Türkiye'dir. Bizler bulduğumuz ilk fırsatta yayıldığımız için İslam devletleri içerisinde özellikle durdurulması gereken her zaman biz olduk. Türkiye'nin durdurulması için Amerika, Avrupa ve İsrail tarafından desteklenen ilk ülkede her zaman İran olmuştur. 1970'li yıllarda batılı devletler politika değişikliğine gider. Bunun için Hümeyni'yi bulunduğu Paris'ten uçakla İran'a getirir ve devrimi yaptırırlar. Bu devrimle birlikte Sünni Müslüman ülkeleri parçalayacak olayların fitilini de ateşlerler. 1979'da İran'da devrim olduktan bir yıl sonra yani 1980'de İran-Irak savaşını başlatırlar. Irak Sünni bir devlettir ancak içinde Şii nüfusu da barındırır. 8 yıl süren savaşta Irak zayıflatılır ve Amerika 1993 yılında 1. Körfez Savaşı'nı başlatarak Irak'ı resmen böler. Savaş sonunda Amerika İran'ın önünü bilerek açar ve İran Şii Hilali adlı mezhep projesini devreye sokar. Zamanla İran Irak içerisinde inanılmaz güç kazanır. 2003 yılında Amerika 2. Körfez Harbi'nde yapar ve adeta altın tabakta Irak'ı İran'a teslim eder. Amerika görünürde İran'a düşmanca davransa da perde gerisinde yaptığı tüm işlerde İran'ın önünü sürekli açar. İran Amerika'nın gizli desteğiyle Körfez'deki Arap ülkelerinden Yemen'in içlerine kadar yayılır ve o ülkelerde bulunan Şii nüfus üstünde mezhepçi politikalarını güçlendirir. Amerika sadece bununla kalmaz. Suriye'yi de İran'a adeta altın tepside sunar. Esad Nusayri'dir ve İran'ın bölgedeki bir numaralı müttefiğidir. Arkadaşlar, Amerika bunca yıldır Esad'ı niye öldürmedi sanıyorsunuz? Böylece Amerika İran'ı kullanarak hem Sünni Müslüman devletleri parçalıyor hem de Türkiye'nin bu coğrafyalara yayılmasını sürekli geciktiriyordu. Uygulamaya konulan senaryo öyle büyüktü ki Batılılar açısından İran bulunmaz nimetti. Amerika İran üzerinden Sünni Müslüman devletleri kan içinde boğarken bir yandan da o ülkelerde İran korkusunu yayarak silah satıyor ve bu yolla yüz milyarlarca dolar kazanıyordu. İran'da belirli aralıklarla Sünni Arap devletlerini vurmakla tehdit edip Amerika'nın değirmenine adeta su taşıyordu. Bir de şu İran'ın arada bir çıkıp İsrail'i haritadan sileriz türünden açıklamaları yok mu? Beni en çok güldüren olaylardan birisi budur. Arkadaşlar, her iki ülkede birbirini besler. İsrail İran'ı bahane ederek Lübnan'a, Filistin'e ve diğer Arap ülkelerine zulüm edip yayılırken İran da İsrail'i bahane ederek hem kendi Molla rejimini korumakta hem de Sünni devletler içindeki Şii nüfusu üzerinde politika uygulamaya devam etmektedir. Tüm bunlar iyi de Kasım Süleyman'ı neden öldürüldü o zaman derseniz, onun da çok basit bir cevabı var. Kasım Süleyman'ı İran'ın bir sonraki cumhurbaşkanı olacaktı ve bu adam Amerika'dan ziyade Çin'e yakın politika uygulama taraftarıydı. Bu katilin öldürülmesinin tek sebebi buydu. Adım gibi eminim ki İran içerisinden de bu suikaste destek verildi. İran'daki Molla rejimi son zamanlarda ekonomik sorunlar nedeniyle büyük sıkıntı içerisindeydi. Halk gösterilere başlamıştı. Kasım Süleyman'ın ölümüyle hem İran birliğini tekrar sağlamış oldu hem de Amerika'nın çizgisinde kalacağını gösterdi. Amerika açısından da 10 numara bir operasyondu. Çünkü 2020'de Amerika'da başkanlık seçimleri olduğundan hem Trump elini güçlendirdi hem de İran'ın Kasım Süleyman ile birlikte Çin'e yönelmesi engellendi. Yani al gülüm ver gülüm davası. İran suikast sonucu kırmızı savaş bayrağını çekti de ne oldu? İki ülkenin savaşmayacağı zaten ortadaydı. İran boş Amerikan üslerine birkaç füze attı, üstüne bir de 80 Amerikan askerini öldürdük yalanını söyledi ve konuyu kapattı. Zaten Trump geçen gün yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin ölmediğini, İran'la her şeyin yolunda olduğunu ve İran'la görüşmelere devam ettiklerini söyledi. Ne yazık ki arkadaşlar, Amerika'nın ve İsrail'in planları burada durmayacak. Onların amacı Müslüman dünyası içinde topyekun bir savaş çıkarmak. Müslümanlar birbirini öldürürken demokrasi getiren kahraman rolüne bürünüp tüm İslam ülkelerine çökmek. Suudi Arabistan'ın başına Selman'ın,
Birleşik Arap Emirlikleri'ne Zayid'in ve Mısır'ın başına Sisi denen batı uşağı köpeklerin getirilmesinin tek amacı budur. Bunlar İran korkusunu bahane ederek terör örgütlerine destek veriyor, sözde İran'la mücadele ediyoruz yalanını söylüyor. İran'da güvenliğim tehlikede deyip on binlerce Sünni Müslümanı öldürüyor. Sadece Suriye'de yaptıklarına bakın, ne dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. İran Esad'la birlikte Suriye'de binlerce insan öldürürken askerlerinin internette dolaşan videolarını izleyin. Mekke'yi Sünnilerden alacağız, orası bizim diye nasıl bağırdıklarına hemen şahit olacaksınız. Göreceksiniz arkadaşlar, yakın dönemde Amerika Selman, Sisi ya da Zayid denen köpeklerinden birini kullanıp İran'ı vurduracak. İran'da karşılığında ilk hedef olarak Mekke'ye füzelerini atacaktır. Böyle bir olay başladığı an hiçbir Müslüman ülke buna seyirci kalmayacak ve istese de istemese de Türkiye'de bu savaşa dahil olacaktır. İran Mekke'ye füzelerini yolladığında Türkiye'de mutlaka İran'a savaş açıp onu durduracaktır. Hiçbir Müslüman devlet Mekke'nin işgal edilmesine seyirci kalmaz, kalamaz. Saçmalama, hayal kuruyorsun diyorsanız, peki o zaman Erdoğan'ın birkaç defa yaptığı Mekke ve Kudüs sadece bizim değil, tüm Müslümanların namusudur, yaşama sebebidir. Oraya yapılacak bir eylemi kabul etmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Açıklamasını nereye koyacağız? Bir düşünün bakalım, Erdoğan bu açıklamasıyla acaba hangi ülke ya da ülkelere mesaj gönderiyor? Videolarımda hep diyorum ya arkadaşlar, tarihi mutlaka okuyun diye. Osmanlı döneminde de, Selçuklu döneminde de Müslüman birliğini sağlamak için uğraştığımızda bize en büyük bela her zaman İran olmuştur. Bizler Hristiyanlarla savaşırken İran bize destek olacağına sürekli olarak engel olmaya çalışmış ve bu politikası da yüzyıllardır değişmeden aynen devam etmiştir. Bizler en zor zamanlarında İran'a devamlı destek olduk. Ancak İran her politikasıyla sürekli olarak Türkiye'nin arkasından iş çevirdi. PKK'nın içindeki en güçlü devletlerden birinin İran olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Bir tane PKK yoktur. Bu terör örgütü 3 parçadır. Türkiye'de eylem yapan PKK koludur. İran'da bulunan kolu PEJAK, Suriye'de bulunan ise YPG'dir. Bizler yaklaşık 40 yıldır bu belayla uğraşırken dikkat ettiniz mi? İran kolu PEJAK hemen hemen hiçbir eylem yapmamış, sürekli İran devletiyle hareket etmiştir. Öldürülen Kasım Süleymani de PKK içerisindeki önemli mevkilerden birine sahip olan generallerden birisiydi. Keza Suriye'deki kolu YPG de sadece bize karşı savaşmaktadır. Hem Suriye'de hem Arap ülkelerinde karşımıza sadece Amerika ve Avrupa çıkmıyor. Bir de bunlara ek olarak İran bulunuyor. Ve aynı İran bugün Libya'da da karşımıza geçmiş durumda. Arkadaşlar, ben burada size İran düşmanlığı yapmıyorum. Sadece ortada olan ve yaşanmış gerçek olayları anlatıyorum. Devletlerin can ciğer kuzu sarması olması zaten beklenemez. Ancak bir ülkeyi savunurken en azından karşımızdakinin bizi nasıl gördüğünü de bilmek zorundayız. İran kendi politikaları gereği Türkiye'nin asla güçlenmesini istemez. Bunu engellemek için de elinden gelen her şeyi yapar. Çünkü biz güçlendiğimiz an İran kaybeder. Türkiye için de aynı durum geçerlidir. Bizde perde gerisinde İran'ı durdurmak ve ona zarar vermek için her şeyi yapıyoruz. Son bir not daha. Amerika'nın kurduğu DAEŞ terör örgütünü biliyorsunuz. Bunlar kendilerini Sünni olarak tanıtıyor. Hristiyanlarla ve Yahudilerle savaşıp İslam adına cihat ediyoruz diyorlardı. Suriye'ye yaptığımız harekatlarla Türkiye hepsini gebertti ve bunları bitirdi. Bunlar görünüşte İslam adına cihat ediyorlar ama ne hikmetse hep Sünni Müslümanları öldürüyorlardı. Yine şu işin garipliğine bakın ki bu örgüt ne İran'da ne de İsrail'de tek bir eylem dahi yapmıyordu. Düşünün bakalım arkadaşlar, acaba neden?